Sevgili izleyenler, bugün iftarda Kayseri'deyiz. Kayseri deyince akıllara önce güzel, o kocaman tüm heybetiyle Erciyes gelir. Ardından Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pastırma ve sucuk gelir. Aynı zamanda mimarinin başkenti, daha doğrusu Osmanlı'nın baş mimarının baba ocağının olduğu yerde Kayseri'deyiz. Mimar Sinan'ın baba ocağındayız. Gerçekten çok güzel bir soframız var. Yine tüm yöresel lezzetler burada bulunuyor. Artık ezan okundu. Önce bir Allah kabul etsin orucumuzu, açalım. Ondan sonra Kayseri'yi bir güzel güzel konuşalım. Açken çok konuşamıyorum ben başkanım. O nedenle iftarımızı açalım. Sonra sizden Kayseri'yi öğreneceğiz. Afiyet olsun. Allah bu oruçlarımızı kabul etsin. Gerçekten tutanların böyle bu son dakikalarına gerçekten sabır veriyor ama çok ya yaz orucu biraz zordur değil mi başkanım? Yani insan herhalde en çok susuyor. Önce o nedenle ben bir çorbaya daldım. Birazcık yumuşatayım diye. Hep böyle oluyor. Çok iyi yiyeceğim diye başlıyorum, az yiyorum. O nedenle çorbayla başlayalım. Sonra kendimize gelelim değil mi? Ses tonu falan da gitti birazcık. Ama aslında doğru söylerdi Ramazan'da şu, çorbayı içeceksiniz. Kalkıp akşam namazını kılıp geleceksiniz. Yemeğe ondan sonra devam edeceksiniz. İnanın hem rahat ediyorsunuz hem de çok az yiyorsunuz. Öbür türlü bu 10-12 dakika içerisinde doyma zamanı o biliyorsunuz. Hızla yemek yiyorsunuz. Yani biraz da ölçüyü kaçırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hep bu konuda tavsiye edilen şu çorbayı için, ondan sonra gidin. En azından 1-2 dakika dinlenin, namazınızı kılın sonra devam edin diyorlar. Biz de bu tavsiyelere uymaya gayret ediyoruz. Vallahi biz de uyalım bu tavsiyelere. Çünkü birazcık daha açıkçası ne kadar dirayetli, ne kadar güçlü olursak, Allah bunun sabrını ne kadar çok verirse versin. Son dakikalar böyle hani deplasmandaki bir baskı yiyen futbol takımı gibi oluyorsunuz. Sürekli içinize kapanıp ezan ne zaman okunacak diye böyle bekliyorsunuz. O nedenle ben hep böyle oluyorum. Su içmeyi bile unuttum. Direkt çorbaya daldım. Bu arada çok güzel bir çorba. Domates çorbası. Ben artık çorbaya doydum. Artık size konuklarımı tanıtacağım. Ama zaten siz onu tanıyorsunuz. Sadece başkanım kendini tanıtsın bize. Öncelikle ben hoş geldim diyeyim memleketinize. Gerçekten hoş geldim. Çünkü bugün çok güzel yerler gezdik. Öncelikle şunu söyleyeyim başkanım. Kayseriler gerçekten çok şanslı. Çünkü çok güzel caddeleri, sokakları ve çok güzel bir tarihi var. O konuda planlı bir şekilde büyüyen en güzel şehirlerden bir tanesi. Emeği geçen herkesi bu konuda tebrik ediyorum ve sözü size bırakıyorum. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Haseki Başkanımızın milletvekilliğinden sonra işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan meclisten ben seçildim. Yaklaşık 15 aydır da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehirde hizmet ediyoruz. Tabii Kayseriler şanslı, ben de şanslıyım. 6000 yıllık bir medeniyetin olduğu bir coğrafyada görev yapıyorum. Ta Filiklerden, Romalılardan başlayarak günümüze kadar birçok medeniyetin yaşadığı bir şehir. Bizim Cumhuriyet Meydanı'nda şöyle durup 360 derece döndüğünüzde bu saydığımız medeniyetlerin hepsine ait izleri görebiliyorsunuz. Bir Roma mezarı var. Hemen önünde kalemiz var Bizans dönemine ait. Selçuklulara ait bir medrese var. Hemen Osmanlı dönemine ait Sinan'ın yaptığı bir cami var. İşte Cumhuriyet dönemi eserleri var. Dolayısıyla adeta bir açık hava müzesi gibi bir şehir. Tabii burada bizden önceki gelen belediye başkanlarının şehirde oluşturduğu bir planlı gelişme kültürü var. Öyle bir kültürün üstünde oturmaktan da son derece mutluyuz. Haseki Başkan zamanında bu planlı gelişme kültürü devam edince ister istemez arkasından gelen kim olursa olsun o kültür üzere devam etmek zorunda. Siz de açacağınız yeni bir cadde bulvar olacağı zaman ya şimdi burada iki şerit kurtarıyor mu? Belli ki 10 sene sonra burada üçüncü şeride ihtiyacı olacak. Şimdiden biz öyle planlayalım diyorsunuz. Biz de hamdolsun o şekilde bir planlama yapıyoruz. Ulaşım master planını yeniliyoruz. İşte önümüzdeki 30 yıl 40 yıl ihtiyacımız ne çıkacaksa ona göre şehri planlayalım diye öyle gayret ediyoruz. Bu planlı gelişme bugün gezdiğinizde hissetmişsinizdir. Şehirde bir huzur da beraber getiriyor. İnsanların yüzünde o mutluluğu, o ifadeyi görmüşsünüzdür.
çok rahat, relax bir hayat. Böyle koşturma, telaşı yok. Daha da insanlar sevecen vaziyette. Bu şehirdeki planlı gelişme insanların hayatını da etkiliyor. Dolayısıyla şanslı bir belediyeyiz. Kesinlikle öylesiniz çünkü biz birçok il böyle geziyoruz. Herkes öncelikle o şehrin keşmekeşliğinden ve varsa trafiğinden çok şikayetçi. Eğer trafik varsa sorun var demektir, sıkıntı var demektir. Trafik varsa eve gidememek vardır, işe gidememek, yetişememek vardır. O nedenle bu onların sosyal yaşantısında da hayat standartlarını birazcık düşürdüğü için gerçekten o huzura kavuşamıyorsunuz. Ama sadece şehircilik anlamında değil, gerçekten çok önemli bir manevi bekçiniz de var aynı zamanda. Evet, bugün o türbeyi de gezdik, dolaştık. Kendisi Mevlana'nın hocası. Onu da göstereceğiz. Bugün orada da çok güzel çekimler yaptık. Gerçekten çok keyifli, çok huzurlu bir şehir. Evet, başkanım, ben yemeklerimizi fazla soğutmadan birazcık daha atıştıralım diyelim. Daha vaktimiz çok. Konuşmaya devam edelim. Çorbayı içtik, kaldık öyle. Evet, bundan sonraki yemeğimizi arkadaşlar. O zaman bir de başkanım sofrayı tanıtabilir misiniz? Neler var, neler yok? Şimdi özellikle sucuk içini söylemek istiyorum. Bu bizim Ramazan sofralarının olmazsa olmazı. Sucuğun o son final hali bağırsaklar içerisine doldurduğu biliyorsunuz. Girmeden önceki kıyma hali. Yani bağırsakla uğraşmadan direkt içini mi? Tabii tabii, aynı bir kıyma kavuluyor gibi yapılıyor ama çok özeldir. Bildiğiniz sucuğun bütün baharatları var içinde. Böyle ekmekle yenilir. Hatta size de... Şöyle bir gösterelim başkanım nasıl yapacağımızı. Şöyle yani çatalla da yenir ama bunu... Bunlar sevgili izleyenler, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bunlar böyle ekmekle yenir. İyi pastırma hafif yağlı olur. Yağlı olur. Tabii. Ve gerçekten pastırmanın kalitesini hissetmek istiyorsanız da böyle incecik tülbent gibi doğranması lazım. Yani bir bu pastırması... Kayseri'nin çok tutumlu olmasından değil, ince pastırma tabii. Çok pastırmanın lezzetini algılamak istiyorsanız incecik doğranacak. Bir hikaye de vardır, hatta derler pastırması çalınmış bir dükkanın. Ya pastırmayı çaldığına acınmıyorum da doğramasını bilmez de pastırmayı araya verirse ona canım yanıyor demiş. Hakikaten bu pastırma böyle incecik doğranırsa böyle yumuşacık ağzınızda lezzetli yani hissediyor. Aslında etin antrikot kısmıdır. İyi olanı pastırmada da. Onlar birazcık daha, Kayseri'de ben onu öğrenmiştim geçen sene. Belli renk ipleri var işte, kırmızı, mavi. Genelde kırmızı olanı seçin derler. O daha çok yağlı olur, kırmızı ipli olanı. Hafif de şöyle beyazlıkları göreceksiniz. Bu beyazlıklar hafif yağlı olduğunu ve etin güzel tarafından olduğunu söylerler. Bilmeyenler ise yağsız tarafını isterler. Arkadaşlar, yağsız tarafı etin bu tarafıdır. Pastırmada Kayserilerin hiç yemediği yeridir, değil mi başkanım? Hafif yağlı olacak ve et o yağı çekecek ve yumuşak olacak. Dolayısıyla pastırmamızın da iyi tarafı bu. Niye bu kadar güzel olduğunun bir diğer özelliği de başkanım. O Erciyes'ten gelen o ayaz rüzgar. İyice bu eti güzel güzel kurutur. Gün kurusunda kurur. Efsanede bir tat olur. Gece ile gündüz arasında bizde ısı farkı çok fazladır. Evet. Bu zaten dışarıda o ısı farkını yediği için işte gündüz 20 derece, gece işte 5 dereceye düşer. Bu aradaki 15-20 derecelik ısı farkı bu lezzeti sağlar. Bu kıymalı pidemiz, bu develide develi cıvıklısı olarak yapılır. Kuşbaşı etle, minik minik doğranmış kuşbaşı etle yapılır. İki tip kıymalı pidemiz var. Bu develde yapılırsa develi cıvıklısı oluyor, Kayseri'de olsa kıymalı pide oluyor. Efendim şöyle artık yavaş yavaş o zaman develinin meşhur cıvıklısını da yiyelim. Değil mi başkanım, birer tane böyle çerez niyetine. Sevgili izleyenler, cıvıklı derken, pastırma, sucuk derken etlerimiz de geldi. Çok güzel bir yerdeyiz. Burası eski bir konak ve burada çok güzel bir restorasyon çalışması var. Yakında harika mahalleler kazanacak Kayseri. Gerçekten biz bugün sabah gezdik dolaştık, çok da hızlı ilerliyor ve yine çok güzel cazibe merkezleri yapılmış burada. Yani o eski kasabını, bakkalını, manavını, çaycısını görebileceğiniz harika eski Kayseri'yi burada yaşayacaksınız. Ramazanlar da burada harika oluyor, özellikle akşamları cıvıl cıvıl oluyor, onu da belirtelim. Başkanım, yine güzel bir konağın içindeyiz, buranın da restorasyonu bitmiş. Bir yandan biz etlerimizi yiyelim, bir yandan da hem bu restorasyonu hem de konağımızı biraz konuşalım. Şimdi bu içinde bulunduğumuz konak çok tarihi bir konak. 150 yıllık bir konak.
Bu konağın içinde bulunduğu mahalle de Setenönü Mahallesi diye bilinen bir mahalle. Yaklaşık 40 kadar konak, ev çeşitli büyüklüklerde olan bir mahalle. Bunlar kimini sahiplerinden anlaşarak aldı, kimi tahsisliydi üniversiteden ya da başka birilerinden tahsislerini aldı. Ve bu mahalleyi belediyemiz yeniden ayağa kaldırdı. Bu mahallenin değil mi başkanım? Tabii, yani burada yıkık, yani şu içinde bulunduğumuz metruk dediğimiz o tabii, terk edilmiş evler tabii durumundaydı. Şimdi bu mahallede mahallenin hamamı var, mahallenin fırını var, mahallenin kasabı var, bakkalı var, işte ufak tefek esnafları var. Bunları canlı olarak yaşatılan bir mahalle oldu. Buradaki konaklarda biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir müstecirimize ihaleyle verdik. Sağ olsun onlar şimdi burada çok güzel işletmecilik yapıyorlar. Bu içinde bulunduğumuz konakta yeni açıldı, yeni hizmete girdi. Burada da Kayseri yemekleri verilecek. Ne güzel. İnsanlar geldiğinde burada Kayseri'nin biliyorsunuz mantısı meşhur. Bugün size mantı ikram edemiyoruz ama inşallah mantıyı da size ikram edeceğiz. Buraya geldiklerinde 40 çeşit mantımızı yiyecekler. Bizim bir de farklı bir düğün yemeği kültürümüz var. Artık yavaş yavaş günümüzde unutuluyor ama 9 çeşitten oluşan bir düğün yemeği sıralaması var. Bizim zamanımız, benim yemeğim, düğün yemeğim öyle olmuştu. Evin bahçesinde ilk önce yoğurt çorbası gelir. Sıcak, üzeri hafif domatesli tereyağı sosuyla sıcak yoğurt çorbası gelir. Hemen arkasından et haşlama gelir. Hafif fırında kızartılmış ama et haşlama. Onun hemen arkasından bizim muska börek dediğimiz kuru börek gelir. Yanında beyaz üzüm hoşafı ve muhallebi ile birlikte. Hemen bunun arkasından yaprak dolması gelir. Bizim o erkletin çok güzel bir aroması olan hafif ekşimsi, maya hoşumsu. Minik minik böyle yani serçe parmağımızın ucu gibi doldurulmuş minik minik yaprak dolması gelir. Etli, sarımsaklı yoğurtla. Onu da yediniz, bitmedi daha, devam ediyor. Baklava yiyorsunuz. Baklavayı da yedikten sonra artık acı haber geliyor. Acı haber, bamya pilav. Yani bamya pilav gelince anlaşılır ki son yemek o. Başka haber, yemek yok. Bamya pilavla bitiyor. Farkındaysanız bir tatlı, bir acılı tuzlu, acılı, bir tatlı, bir acılı. Yani burada yemek çok gibi gözüküyor ama inanın şimdi gelse siz bile farkına varmazsınız. Şu küçük küçük bamyalardan mı? Tabii çiçek bamyaları, çorba olarak. Çiçek bamyaların olarak yani şöyle bir özelliği var. Niye en sonda onu veriyorlar? İnanın bir içiyorsunuz, öyle ekşisi, harika bir tadı var. Sanki hiçbir şey yememişsiniz gibi doğal maden suyundan daha etkili bir... o nedenle eskiden böyle sohbetlerde, işte mevlihanelerde bütün ağır yemekler verilir. En sonda ya bamya yemeği ya da bamya çorbası verilerek artık final yapılırmış. Acaba gelirmiş. Harika olur gerçekten. Baklava da ev baklavası olur. Güllü baklava diye adlandırırız. Aslında gülle alakası yok ama formu olarak güle benzediği için bu da yine cevizli. Ceviz biliyorsunuz saraylarda da saray tatlısı baklavadır ve cevizli baklavadır. Sevgili izleyenler gerçekten lokum. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Böyle hepsinden ufak ufak güzel bir karışık etimiz var. Izgaralarımız var. Gerçekten tam bir iftar sofrası. Ne çok abartılı. Tam kıvamında. Hani israf olmayacak. Çünkü her şeyi biz yiyeceğiz. Onu da bilin. Ufak ufak hepsinin tadına bakıyoruz. Ben pirzolaya bayıldım ama başkanım. Kaymak ve bal alırken görmedim. Bu kaymak bizim Kayseri'nin Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bulamayacağınız doğal camız kaynağı, manda kaymağı. Bu bal da bizim Erciyes'in hakiki çiçek balı. Hiç suni petekleri falan yoktur bunda. Tamamını kendi yapar. O zaman nerede satılıyor başkanım? Biz alalım şunlardan. Mahalle bakkalında satılıyor. Satılıyor mu? Bu mahallenin bakkalında satılıyor, çıkarken alabilirsiniz. Çok güzel. Mahalle bakkalına alalım o zaman onları. Mahalle bakkalında ayrıca organik doğal ürünlerden peynirinizi, balınızı, zeytininizi, diğer ürünleri de bulabiliyorsunuz. Güvenli alabilirsiniz tabii, diyorsunuz. Tabii, çok tabii, güzel. Tabii. Başkanım bu arada siz de etin tadına bakarken biz de diğer konuğumuzu tanıtalım. Siz çok anlattığınız için aç kaldınız gerçekten. Ben size şu kaymağın ve balın nasıl yeneceğini göstereyim. Böyle tabii arasını koyuyorsunuz. Biraz da böyle üstüne bal koyuyorsunuz. Afiyetle yiyorsunuz. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. İsmim Osman Yalçın. Kayseri Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığında görevini yürütüyorum. Daha evvelden üniversite öğretim görevlisiydim. Başkan Bey'imizin göreve başlamasıyla birlikte yol arkadaşı olduk. Beraber şu anda Kayseri'de çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Kayserili misiniz siz de? Aslen Kayseriliyim. Bir dönem İstanbul'da öğrencilik yaptık. Sektörde çalıştık. Basın sektöründe belli bir mesafe kat ettikten sonra
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevliliği görevine başladık. Bir 6 yıl kadar öğretim görevliliği yaptım. Belediyede de teşrikki mesaimiz vardı sürekli. Haseki Başkan zamanında da kısmen olmuştu. Şimdi Mustafa Çelik Başkanımızla beraber belediyeye görevlendirmeyle geldik ve belediyeci olduk. Şöyle söyleyeyim, biz meslektaşız aslında. Bir gazeteci olarak. Ben Radyo TV Sinema mezunuyum Ege Üniversitesi'nden. Buradan Ege Üniversitesi'ne de biz de selam gönderelim. O zaman size bir hoca olarak sorayım hocam. Yani Kayseri'ye insanlar niçin gelsin? Geldiklerinde neler görecekler? Nereleri gezsinler? Böyle küçük bir not defterine not alabilecek küçük ipuçları verebilir misiniz bize? Geçenlerde şimdi bizim üniversitedeki arkadaşlarımız bir katalog yapmak için yola çıkmışlar. Bu katalog Kayseri'nin filmsel mekanları kataloğu. Bir filmci Kayseri'ye geldiğinde nerelerde çekim yapabilir? Ve envanter o kadar genişlemiş ki, çekim yapılacak o kadar fazla mekan var. Bu işten vazgeçmişler. Şimdi Kayseri'ye havaalanından veya karayoluyla girdiğiniz anda sizi hem tarihi doku kucaklar, hem dört üniversitesiyle bir üniversiteler şehridir, o kucaklar. Zaten tarihte de ulemalar şehir olarak bilinen Kayseri, yani bugün hala canlı bir medrese gibidir. Esnaflık, ahilik kültüründen tutun, üniversitedeki, üniversite, belediye ve iş adamlarının ortak çalışmalarıyla sürekli bir tecrübenin cismaniyete bürünmüş hali Kayseri'de canlı bir örnektir. Bunun için Kayseri'ye birçok sebepten dolayı gelinebilir. Son dönemlerde de zaten akıllı şehirler ön plana çıkmaya başladı. Hani sadece bir gelenekçi, sadece bir tarihi doku değil, aynı zamanda teknolojiyi de bütünlüğüyle beraber tanıyacakları bir şehir. Otobüs duraklarından, tramvaylarından, parklardaki wireless'larından, wifi alanlarından tam bir akıllı şehir, tam bir gençlerin yaşayacağı huzur şehirdir Kayseri. Biz burada hep böyle filmciler gibi vazgeçip gitmesin dedi, onlara rehberlik etmek için böyle güzel bir kitapçık yaptık. Dedik ki Kayseri'de biz sizin için bir kültür yolu oluşturduk. Bir yeni bir rota, yeni bir güzergah oluşturduk. Elinize bu kitapçığı alın. Bu kitapçıkta belirtilen güzergahı yolda da zaten o işareti görürsünüz, kültür yolu diye. O rotayı takip ederek Kayseri'nin merkezinde görmeniz gereken en önemli yerleri görürsünüz dedik. Selçuklu Müzemizin önünden başlıyor. Gevher Nesibe Selçuklu Müzemizin önünden başlıyor. Roma mezarı. Hemen karşısında medrese, Sahabiye Medresesi. Devam ediyorsunuz. Kale. Biraz daha ileride Hunat Camisi. Yoğunburç. Dönüyorsunuz Kayseri Lisesi. Kayseri Lisesi'nde geçtiğimiz günlerde yine açtık. Milli Mücadele ve Eğitim Müzesi olarak açtık. Çok görülmeye değer. Son derece yine aynı Selçuklu Müzesi gibi elektronik, dijital ortamlarla, platformlarla zenginleştirilmiş görsel yönden içeriği çok güçlü olan bir müze oldu. Hemen müzenin karşısında bir eski kilise var. Devam ediyorsunuz, bu içinde bulunduğumuz Kayseri Mahallesi'ne geliyorsunuz. Dönüyorsunuz, burada yemek yediniz ve şöyle soluklandınız. Çarşının içine doğru gidiyorsunuz. Cami Kebef, Kapalı Çarşı, Bülüngüz Cami, Kurşunlu Cami, tekrar rotanın başına dönüyorsunuz. Dolayısıyla gelen dışarıdan turistlerimiz, misafirlerimizin gezeceği, bir rehberlik edeceğinde bir kitapla dolaşacağı bir rotayı belirlemiş olduk. Gerçekten. Öncelikle şunu söyleyeyim, çok değerli toplu olmuş. Bu tabii şehir merkezinde daha gezeceğiniz yerler. Ama ilçeleri de, köyleri de çok güzel. Mesela Mimar Sinan'ın baba ocağının bulunduğu, evet kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Orada aslında baktığınızda babası da bir taş ustası Mimar Sinan'ın. O evi de çok güzel bir taş ev olarak yapmışlar ve inanılmaz güzel sütunları var. Aslında baktığınızda o üçlü kemer sistemini belki de Mimar Sinan o baba ocağında gördüğü ve onu uyguladığı söylenir büyük Selahattin camilerine. Çünkü kendi evlerinin mahzeninde de tek fil ayağı üzerine üç ayrı kemerin çıktığı çok güzel yerler var. Ve tabii ben Gesi Bağları'nı yine söylüyorum. Evet belki gidip bağların çoğunu göremeyeceksiniz ama en azından o kuşluk kuş evlerini, güvercinlikleri görebilirsiniz. O zaman ben daha önce Kayseri'ye girip gezdiğimde başkanım bize anlatmışlardı. Orada bir yaşlı amca anlatmıştı. Gesi Bağları'nın niye bu kadar çok
ünlü olduğunu, niye bu kadar çok meşhur olduğunu. O güvercinliklerin aslında onların pislikleri, yani şey diyoruz, gübrelerinden bağlara atılırmış ve o bağların kalitesiyle, evet, o gübre, o gübreyle inanılmaz üzümler, bağlar yapılırmış. Eskiden herkese de zimmetli olan belli bir kuşluğu varmış, bir güvercinliği varmış. Ve o güvercinliklerde herkesin kendi güvercinleri olduğu için o gübreleri çok rahat kullanabiliyorlarmış. Sonra işte insanlar göçmeye başlamış ilk önce Gesi bağlarından. İnsanlar olmayınca kuşlara yem verecek kimse kalmıyor. Sonra kuşlar terk ediyor Gesi bağlarını. Kuşlar gidince de artık gübre yapacak kuş gelmiyor. O gübreler de gidince o canım Gesi bağları da yok olduğunu söylemişti. Çok güzel bir dille anlatmıştı bize o amca. Ama gerçekten oraya gittiğinizde o maneviyatı, o güzelliği hissediyorsunuz. Yukarılara doğru hala bağlar var. Var. Ama o bağlarda bile o eski taş yapıları, konaklar, buradaki yapının aynısını Gesi, Efkele, Savguma, Vekse, gelin bu tarafa Talas, Talas'ın civarında köyler hepsinde bu taş yapıyı görüyorsunuz. Taş Anadolu'da çıkan bir taş, Kayseri taşı. Sanatçının ya da sanatkarın, mimarın yetişmesinde önemli bir etken olmuş demek ki. Bakın, bilinmeyen bir gerçek daha var. Herkes Mimar Sinan'ı bilir. Hakikaten Osmanlı'nın en güçlü döneminde sev mimar, baş mimar olmuş. Yani bugünün deyimiyle Bayındırlık Bakanı olmuş. Valiyan kardeşler, duydunuz mu? Evet. Valiyan kardeşler de Kayserili. 18. yüzyılda inanılmaz bir imza atmışlar. Tabii, yani İstanbul'da yüzden fazla eser var, evet. Ve Kayserili bu aile. Kayserili mi? Tabii, Derevenk Vadisi'nden, Derevenk Köyü'nden giren bir aile. Aile olduğu gibi yapıyla uğraşıyor. Evet, zaten mimar bahçesinden tutun, Bezmi Alem Camii'ne. Oradan Dolmabahçe Saat Kulesi'ne. Ne kadar son dönemde İstanbul'daki o özellik. Cihangir Camii bile yine Baylan ailesi tarafından barok rokoko usulüyle yapılmış. Çok güzel eserleri var. Onlar da 18. yüzyıla, nasıl Mimar Sinan 16. 15. yüzyıla, 16. 17. yüzyıla diyelim. İmza damgasını atmışsa. Vurmuşsa, evet, Baylan kardeşler de yine 18. yüzyıl, 19. yüzyıl başına kadar. Kayseri'den, Derebenk'ten çıkmışlar, gitmişler İstanbul'a. İstanbul'da her türlü su yapıları, dini yapıları, sosyal yapıları hepsinde imzası olmuş ve hakikaten hepsi de birbirine şık. Vallahi Balyan ailesini ben de ilk defa duydum başkanım, şaşırdım. Evet, Mimar Sinan'ı biliyorduk ama Balyan ailesini de bilmiyorduk. Ama benim aklıma takılan bir konu var. İki Kayserili'yi bulmuşken ben bir sorayım diyorum başkanım. Sizin bu hani cimri diyorlar da ben cimri demeyeyim. Niye bu Kayseriler için tutumlu diyorlar? Niye bu kadar çok tutumlular? Cimrilik derecesinde diyorlar. Ayrı, hesabını bilmek ayrı. Kayserili cimri değildir. Kayserili cömerttir. Cömerttir, evet. Yani şimdi gezdiğinizde yine görmüşsünüzdür. Şehirdeki eğitim yapılarının, ilkokul, ortaokul, lise tamamına yakını ya da %80'i bir hayırsever tarafından yapılmıştır. Birinin üstünde bir isim görürsünüz. Girin üniversitenin içerisine. Üniversitenin içinde de bu izli görürsünüz. %80'inden fazlası yine bir hayırsever yaptırmıştır. Bugün Cami Kebir'e gittik. Orada bile biliyorsunuz bağış toplanmayan, anlatacağım onu da birazdan. Toplanmayan ender camilerden bir tanesi. Ama ya vatandaşlar camiye girdiğinde bakıyorlar, halı eskimişse. Şu halıyı değiştirin ben vereyim diyor. Şurayı tabii, yaptırın ben vereyim onlar diyor. Onlar sıradan işte yani, artık. Hakikaten çok güçlü. Bugün 4 tane üniversite varsa bu hayırseverlerin gücü sayesindedir. Kamu yatırımları, eğitimde ama çok fazla. Kayseri'de de zengin şimdi, adamı çok başkanım yani şimdi. Her şehirde var. Her şehirde var ama. Kadarı yoktur herhalde. Her şehrin zengini var ama her şehrin zengini böyle cömert değil. Kayseri hayırseverlikte yarışır. O zaman kıskançlık için mi diyorlar başkanım? Ha, sabah evden çıkarken hanımı, ya bugün mantı alacağım, bana işte şu kadar lira dedi. Ha bir dakika diye, daha geçen ay aldıydın de. Onun hesabını soruyor. Bu cimrilik değil, bu hesap bilme. Bu hesap bilme. Bu hesap bilme. Ama onunla anlaştık o zaman. Hesap tabii, bilme diyelim o zaman. Şimdi Gültepe Kanış Karum diye bir bölge var. İşte milattan 3000 küsur sene öncesine ait bir yerleşim alanı. Orada kazı yapılıyor. 50 senedir orada kazı yapılıyor. Ve o kazıda yaşayan, o zamanki yaşayan Asurlular, Hititler zamanından bulgular çıkıyor. Tabletler çıkıyor. Çeşitli büyüklüklerde 23.000'den fazla tablet çıktı. Yani yazılı belge. Neler çıkıyor bu yazılı belgelerin içerisinde? Dünyadaki belki ilk ortaklık anlaşması, ilk borç senedi, ilk işte gelen kayının arasındaki muhabbeti içeren bir yine mektup. Yine yeniden değişecek bu bulgularla tabii eksikten sonra. O mekanda yine dünyadaki ilk fuar merkezi o tarihte 3000 sene ki bugüne milattan sonra da sayarsanız 5000 senede. 5000 sene önce bu topraklarda fuar düzenlenmiş. O kadar verimli bir toprakla
Verimden kastım ticari anlamda diyorum. Bu zaten İpek Yolu'nun da güzergahının üstünde biliyorsunuz Kayseri. Burada öyle olağanüstü verimli sulak bir arazi yok. Bir olağanüstü yeraltı zenginliği, bir madeniniz yok. Deniz kıyısında olup o denizin, limanın getirisi, bir ekonomik faydası yok. Burada kıraç topraklar ve verimsiz. İster istemez insanlar bir şeyle karnını doyurmak zorunda. Burada yaptığı iş ticaret. Ticaretinde en iyisini yapmış. En iyisini yapmış, sosyal olarak da genlerimize işlenmiş vaziyette. DNA'mızda şimdi ticaret yazılı. Bakın ben müze işleri yapardım. Kendi işim müzeciliğim. Kendi işim müzeciliğim var. Antep'te bir mutfak müzesi yaptık. Sergilenecek eser arıyoruz. İşte o Antep'te yapılan kazılarda falan çıkan yeni bir yemek kabı, yeni bir ocak türü, bir işte kaşık çeşidi. Hep orada yemekle ilgili şeyler çıkıyor. İşte onun için Antep gastronomi konusunda ödül almayı hak ediyor hakikaten. Aldı da zaten. Aldı da. Kent oldu. Bizim Kayseri'de yapılan kazılarda bunlar çıkıyor işte ticaretle ilgili. Dolayısıyla Antep'in genlerinde yemek var. Bizim genlerimizde ticaret var. Efendim doğru söze ne denir diyecek bir şeyimiz yok. Başkanım ben bir kısa bir ara vereceğim. Şöyle bir ara, yani devam edecek programımız. Bugün Kayseri'de çok güzel yerler gezdik, dolaştık. Dilerseniz siz o gezdiğimiz yerleri biraz izleyin. Biz de bu arada yemekleri soğutmadan karnımızı doyuralım. Dönüşte tatlıyla devam edeceğiz. Kayseri'de Kapalı Çarşı'nın yanında Cami-i Kebir'in yanındayız. Diğer adıyla Ulu Cami. Bu cami o dönemin en büyük camilerinden bir tanesi. Danışmentlerin 3. hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1134 yılında inşasına başlanmış çok önemli bir cami. Caminin şöyle bir özelliği var. Yapıldığı günden bugüne kadar bağış toplanmayan ender camilerden bir tanesi. Cami yaptırırken Melik Mehmet Gazi şöyle emreder. Bu camiyi kendi öz kaynaklarımızla yapacağız ve herhangi bir yerden halktan bağış toplamayın diye tembih eder. Ancak caminin inşasına başlandığında caminin yapıldığını gören yaşlı bir teyze camiye bağış yapmak ister. Bunun için de tarlaya gider, çalışır. Haftalığını aldıktan sonra da ufak yedi tuğla alır ve ustalara getirir. Buyurun, bu da bizim bağışımız der. Ancak ustalar teyzeye herhangi bir bağışın alamayacaklarını sultanın emri olduğunu belirtir. Bunun üzerine teyze tabii üzülür ama ısrarcıdır aynı zamanda. Öğle vakti geldiğinde yine ustalara yemekler yapar ve bu bağışı kabul etmeleri için ısrar eder. Bunun üzerine ustalar kendi aralarında konuşur ve teyzeyi daha fazla kırmayalım çünkü çok aşkla istiyor bunu. Onun da aldığı bu ufak yedi tuğlayı inşaatın bir yerlerinde kullanım derler ve o tuğlaları da alırlar. Tabii ki inşaat biter, bu güzel cami yapılır. Melik Mehmet Gazi bir gün rüyasında bir ses duyar ve senden ve ortağından Allah razı olsun cennetten bir köşe aldınız diye bir ses duyar. Hemen irkilir, aynı zamanda sevinir buna ama ortağının yani diğer hayır yapan kişinin kim olduğunu merak eder. Hemen ustaları toplar. Cami inşaat sırasında herhangi kimseden
yardım alıp almadığını sorar. Bunun üzerine ustalar vallahi yaşlı bir teyzenin olduğunu, 7 tuğla getirdiğini, kıramadıkları için o tuğları da caminin inşaatında kullandıklarını belirtir. Bunun üzerine Şeyhülislam'a giderler ve Şeyhülislam şöyle buyurur. Tabii ki ikiniz için de cennetten bir köşk ayrılmıştır der. Çünkü kalpten, yürekten yapılan her hayırın yerinde her zaman yerini bulur der. Ve tabii hadis-i şerifte de şöyle bir yer vardır. Her kim ki kuş yuvası kadar küçük bir mescit bile yapsa cennetten bir köşk köşkü olur diye hadis-i şerifimiz de vardır. Ne yapalım, bu mübarek Ramazan ayında siz de hayırlarınızı esirgemeyelim. Aynı zamanda caminin Kayseri için önemi çok fazla ve çok merkezi bir yer olduğu için cami cemaati de oldukça fazla. Yani teravihler için de güzel bir alternatif. Şu anda Ulu Cami'nin içine geldik. Şöyle geldiğinizde gerçekten ne kadar büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Burası kesme taşlarla yapılmış. Aynı zamanda cami yapıldığında Roma döneminden kalan burada kalıntılar vardı. O kalıntıların sütunları, sütun başları da yine caminin iç mimarisinde kullanılmış. Üst tarafı ahşap, bazı bölümü ise yine kesme taştan yapılmış. Gerçekten o dönemde yapılan harika camilerden bir tanesi. Biraz da size minberinden bahsetmek istiyorum. Tamamen ahşap olan ve o dönemin en güzel ustalıklarını gösteren harika bir minberi var. Birbirine tamamen geçirmeli sistemle yapılmış. Herhangi bir çivi tutkal kullanılmadan yapılmış. Çok güzel bir minber. Yine kapısında, taç kapısında çifte kapılı şekilde açılıyor. İki kapısı bulunuyor ve yine üzerinde o döneme ait geometrik şekiller ve yine bitkisel figürler de bulunuyor. Kümbekari dedikleri bir sanatla yapılmış o minber ve gerçekten de o türün güzel örneklerinden bir tanesi. Mihrabı ise mermerden ve yine güzel taş işçiliğinin sergilendiği güzel bir mihrabı bulunuyor caminin. Etrafa baktığınızda yine kürsüsü de ahşaptan, güzel bir ağaç işçiliğini yine kürsüde de görebiliyorsunuz. Oldukça büyük, ferah bir cami. Dediğim gibi yine teravih namazlarında güzel bir alternatif burası.
Kayseri merkezde Seyit Burhanettin Hazretleri'nin türbesine geldik. Kayseri'nin manevi mimarlarından. Eğer siz de Kayseri merkeze gelirseniz muhakkak bu manevi havayı solmak için buraya gelmeniz gerekiyor. Özellikle Ramazan aylarında burası dalıp taşıyor. Hafta sonları ise bir hayli kalabalık oluyor. Burası aynı zamanda büyük bir mezarlık, güzel ve yeşil bir alan kent merkezinde. Hani sıcak yaz aylarında özellikle gelip dinlenebileceğiniz güzel oturma alanları var, mesire alanları var. Aynı zamanda Seyit Burhanettin Hazretleri, Mevlana Hazretleri'nin de hocası. Çok sevdiği Kayseri'de hayatını kaybettiği için türbesi de buraya inşa edilmiş. Gerçekten siz de Kayseri'ye gelirseniz muhakkak uğrayın. O maneviyatı siz de hissedeceksiniz. Mevlana'nın hocası dedik. Seyit Burhanettin 1235 ve 1244 yılları arasında Kayseri'de yaşamıştır. Mezarın üzerinde 1984 yılında Ankara Vilayeti Valisi Abidin Paşa tarafından bu türbe inşa ettirilmiştir. Gördüğü bir rüya üzerine Konya'ya Mevlana Hazretlerine ders vermeye gelen Seyit Burhanettin bir yıl sonra Kayseri'ye dönmüştür. Hazreti Mevlana ise Kayseri'ye gelerek hocasından ders almaya devam etmiştir. İlk gelişinden itibaren tam 9 sene boyunca Seyit Burhanettin Hazretleri Hazreti Mevlana'ya hocalık yapmıştır. İzleyenler, gerçekten etler harikaydı. Cıvıklı mükemmeldi. Niye nefes nefesesin ya, böyle soruyor? Çünkü çok mu yedim galiba başkanım? Biraz çok yedik gerçekten ama yapan ustanın eline sağlık. Ama eti de çok farklı buranın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İftarlıkla herhalde şey oluyor. Ekmekle yendiği için. Onun da etkisi var herhalde. Lezzetli işte bu kalmayak, kaymak, bal, pastırma, hurma, zeytin. Ben ilk defa yedim. Sucuğun sadece içi, sucuk içi efsaneydi. Gerçekten çok güzel bir sofra olmuş başkanım. Ama tatlı normalde ben çok yemem, şekerim var. Ama sizin için bu saray tatlısını, içinde ceviz var dediniz. Kaymakla beraber artık yavaş yavaş götürelim değil mi? Bir tadına bakalım. Tatlı yiyip tatlı bitirelim. Gerçekten çok güzel bir sofra oldu. Ben başlayacağım konuşmadan. Başkanım, sizin de böyle biraz doyduktan sonra böyle içiniz üşüyor mu? Mesela ben yaz olmasına rağmen içim üşüyor. Böyle bir kan mı çekiliyor acaba? Ne oluyor vücutta? Şimdi size bir çay ikram ederiz. Bir kendime gelirim değil mi? İçeriden ısıtırız ama bu Ramazan da hele ki teravih namazı var. Şimdi yiyorsunuz, bir ağırlık çöküyor. Akşamı kılıyorsunuz zaten 5 rekat. Akşamda bir şey yok. Ama ondan sonra yatsı ve teravih namazı, o vücuttaki o ağırlığı, midedeki o hantallığı atmanıza yardımcı oluyor. Hani elektrik motorlarında ilk hareket vermek için bir enerji sarf ediliyor ya, onu teravih namazıyla beraber mide bir harekete geçiyor ve hazım çok daha kolay oluyor. İyi ki teravih namazı da var. Gerçekten ibadetin dışında bize lütfedilen bir spormuş gibi bu, özellikle yaz aylarında
Hani gerçekten ne kadar dikkatli olmaya çalışsak da çalışalım birazcık kaçırıyoruz. Evet kilo almıyoruz belki ama o ağırlık çöküyor bize yemekten sonra. Ama onun da sporu o teravih namazları işte. Hele ben küçükken İzmir'de bir hocamız vardı. O kadar hızlı kıldırırdı ki inanın terlerdik hocam yetişeceğiz diye. Ama gerçekten onun keyfi, onun güzelliği yani ona alışmak bambaşka. Onun da öyle diyelim maneviyatının dışında güzel bir spor olarak düşünelim. Biz ibadet olsun diye, evet. İbadet olsun diye kılıyoruz ama böyle bir güzelliği de var. Kesinlikle tabii. Var çünkü hani her zaman deriz ya 5 vakit namaz kılıyoruz. O da aslında hani ibadetin yanı sıra insanın vücudunun çalıştıran gerçekten harika da bir spor aynı zamanda. Bunu da bu şekilde belirtelim. Hocam birazcık da sizle sohbet edelim. Nasıl buldunuz tatlıyı, sofrayı? Sizin mesela Kayseri'de en çok ne yersiniz, ne içersiniz? Sofra bizim Kayseri'de alışılmış bir sofra. Çünkü Ramazan sofraları bizde hep böyle bereketli. Kayseri mutfağından güzel örneklerle dolu sofralar gelir karşımıza. Yani siz bugün ilk defa belki Kayseri sofrasıyla tanıştınız ama bizde çok yadırganmayacak. Güllü baklavalar evde annelerimiz her zaman yaparlar. Evde yine kendimiz pastırmaları yaparız. Sucuklar, sucuk içiler kendi ev ürünümüz olarak bayram sonraları yapılır. Yabancı olmadığımız bir sofra. Siz de geldiniz. Ayrı bir güzellik oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Bizim Kayseri Ramazan sofralarının iyi tarafı da hep yemeği ve yedirmeyi severiz. Mutlaka bir konu komşumuz dışarıdan gelen biri, bir fakir fukara varsa eski evimiz bizim örnek evlerde, Emek'te, bahçeli evde mutlaka o gün akşam biri gelir. Ya bizim oduncu Ahmet amca gelir ya bir gariban biri gelir. Zilinize basa iftar saati böyle bir adet var. Hemen kapının önünde bahçeye ona bir sofra açarız. Aynı biz ne yiyorsak aynısından ona da ikram ederiz. Şimdi apartmana geçince bu kültür yavaş yavaş azalıyor ama farklı tarzlarda yine sosyal olarak insanlarımız ya bir aşevi marifetiyle ya bir vakıf dernek marifetiyle yine fakir fukaranın karnını doyuruyoruz. Biz geçen sene de yaptık, bu sene de yapıyoruz. Farklı günlerde farklı sosyal gruplara belediye olarak iftar veriyoruz. Bir gün sevgi evlerinde kalan çocuklara veriyoruz. Bir gün huzur evindeki yaşlılarımızla birlikte yiyoruz. Yurt dışından gelip Kayseri'de öğrenim gören yabancı öğrenciler var. Onlarla iftar ediyoruz. Çok farklı sosyal gruplarla yine biz bu iftarımızı, Ramazan iftarlarını yapıyoruz. Çat kapı gittiklerimiz ayrı. Ya gerçekten şunu söyleyeyim. İşte bunun bolluğu, bereketi, güzelliği de zaten burada. Paylaşmak, paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça büyür. Yani Allah'tan böyle bir ülkede yaşıyoruz. Anadolu'nun bütün her köşesinde, her yaptığımız iftarda bunu görüyoruz. Yani o birlik, beraberlik, beraber kurulan sofralar, paylaşma, komşuluk ilişkileri. İşte apartmana da girsek mesela ben kendimi çok şanslı görüyorum. İstanbul'da Çekmeköy'de oturuyorum. Bizim de bir site, güvenlikli bir site ama biz o siteyi mahalleye çevirdik gerçekten. Yani çok güzel komşuluk ilişkilerimiz var. İşte Aziz amcamız var, Gülşen ablamız var, Murat çimenimiz var. O kadar güzel bir aile oldu ki. Gülşen ablanın yaptığı aşureyi sana getiriyor. O getiriyor, bizim yaptığımız o getiriyor. Aziz amcanın yaptığı yemekleri biz yiyor. Bazen ben çiğ köfte yapıyorum. Havuz başına güzel güzel paylaşımlar oluyor. Köfteyi hangi günler yaparsınız? Yani gelelim biz de. Ne zaman isterseniz gelin. İster cevizli yaparım, ister etli yaparım başkanım. Yani o konuda iddialıyımdır çiğ köfte konusunda. Yani aslında biz kendimiz şekillendiriyoruz. Onu demek istiyorum. Yani apartmanlara girdik diye kapı komşumuzu tanımamak zorunda değiliz. Tanımalıyız. Gidip zorla da olsa ben o apartmana ilk geldiğimde bütün apartman sakinlerinin kapısını çalıp tanıştım onlarla. Şimdi de çok iyi ilişkilerim var. Aslında biz kendi çevremizi kendimiz şekillendirebiliyoruz bu konuda. Bağlarımızı da bu şekilde güçlendirebiliriz. O nedenle diyorum işte Ömer amcam, abimiz var bizim Rizeli. Tokatlı ailemiz var, Berna, Barış. Böyle hepimiz kardeşlik içerisinde çok güzel sofralar kuruyoruz. Hatta biz havuz başında iftarlar da yapıyoruz mesela orada İstanbul'da. Çok da güzel oluyor. Yani o apartman kültürüne böyle kendimizi çok da kaptırmamak gerekir. Her zaman mahalle kültürü, o Anadolu'nun sıcaklığını her zaman paylaşmayı bilen nerede olsa paylaşmayı becerir. Kesinlikle bedelir. Nerede yaşarsak paylaştıkça da artıyor. Kesinlikle artıyor başkanım ve çok da güzel oluyor.
Gerçekten bugün az yedik, çok konuştuk. Belki de muhabbetimiz bu sofranın en güzel lokması oldu. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Size dilimiz döndüğünce Kayseri'yi, Kayseri'deki yaşam tarzını, yemeklerini anlatmaya çalıştık. Ama dilimiz döndüğünce. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.